dışarı kaydetmiş oldu. Yani bütün dünyaya şeyi değiştirdi. Bütün manzarayı aslında yeniden kurgulamış oldu. Kurgulamış oldu değil. Olduğu gibi göstermiş oldu. Aslında öyleydi de şey olmuştu. Kurgulanmış başka bir manzara vardı. Hı hı. Ve kurgulanmış manzaranın gerçekle bir alakası yoktu. Düşünün mesela bütün Arap ülkeleri yavaş yavaş şeyle ilişki kurmaya başlamışlardı. Evet. İşte İsrail bütün dünyaya bir tür kamu diplomasisi yoluyla, kamu diplomasi teknikleri ve taktikleri yoluyla kendi imajını olduğundan çok daha farklı bir biçimde, olduğunda barışçıl, işte dünyada zaten mazlum ve mağdur olmanın bir şeyle, arka planıyla onu gelip işte orada yerleşmeye çalışıyor. Gariban işte dünyanın birçok yerinde her an her çeşit işte zulme veya baskıya maruz kalabilecek Yahudiler, onların gidecek yerleri yok gibi, mülteci gibi geliyorlar. Evet. Yani mülteciliğin sahip olması gereken bir hak ve hukuku maksimum derecede istismar ederek getirip, evet, getirip burada başkalarına zulmederek kullanıyorlar. Evet. Yani Filistinliği evinden kovarak getiriyorlar. Tabii burada şöyle, bu süreç içerisinde varılan anlaşma İsrail'in bir çaresizliğinin bir sonucu. Yani İsrail mecbur kaldı. Mecbur kalmasa böyle bir şeye hiçbir şekilde girmeyecek. Yani o burnundan kıl aldırmayan o kibirli ve üstenlikçi durumu var ya. Yani aslında sınırına dayanmıştı. Kimseye de çaktırmamaya çalışıyordu. Bombalıyor sürekli. Yani saldırgan biçimde böyle boğa gibi saldırıyor Gazze'ye. Ama alttan alta bir şey var. İsrail içerisinde toplum infial halinde. Özellikle rehinelerin ailesi dolayısıyla bütün İsrail'de. Evet. Yarın biz de rehine olarak kalabiliriz. Ve sizin muameleniz bu mu olacaktır? Yani sizin bu konudaki siyasetiniz bu mu olacak? Rehinelerimizi şeyden mi bırakacaksınız? Şeyler için çok çok önemli bir şey bu. İsrailliler için birinin, kendi insanlarından birinin rehine olarak kalması. 2011'de hatırlarsanız bir tane şalit için, yani bir askerleri için kaç tane Filistinli serbest bırakmak zorunda kaldılar. Onlar için çok çok önemli aslında bir şey. Aslında bu anlaşmada bile sanki onu biraz ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. İşte bir İsrail'e karşı 100 Filistin'in serbest. Yani burada aslında mesela bir İsrail, 100 Filistin'i bir İsrail miydi? Aynen. Orada bir de böyle bir kibir var. Yani biz aslında o kadar da değil. Mesela ortaya çıktı ki hiç de o kadar değer verdikleri yok. Kendi insanlarına da o kadar değer verdikleri yok. Şey esnasında hani anlaşmada 50'ye 150 görünüyor. 4 günün sonunda 3'e 1, 150. 3, evet. 1'e 3 şeklinde ama yok. Nihai olarak 99'a ulaştığında 99. İsrailli serbest bırakıldığı zaman serbest olarak kalacak olan Filistinlerin sayısı çok çok fazla olacak. Evet. Yani neredeyse zaten serbest bıraktıklarında bombardımanda yarın bir gün öldürebilir de. Yani böyle zaten bir tehlike şimdi de var. Şimdi ne yapıyor? Evet. Yani tutukluyor işte. Bir serbest bıraktığından daha fazla insan tutuklamış durumda. Hem de keyfi bir şekilde. O zaman bir ateşkesten bahsediyoruz şimdilik. Zaten İsrail açık açık söylüyor. Zaten diyor ki ya tamam, bu ateşkes 4 günlüktür. 4 günden sonra olabilecek en şiddetli şekilde gene yapmaya devam edeceğiz bunu diyor. Evet. Ama ben şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu hani serbest rehine alışverişi veya değiş tokuşunun bizzat kendisinin İsrail'i yine daha rezil duruma düşürdüğünü, rehine takası esnasında yaşanan hadiseler, sonra her bir rehinenin evine varırken sergilediği o coşku, manzara, ister İsrailli tarafının ister Filistinli tarafının, İkisi de Hamas'a daha çok yarıyor şu anda. Evet. Dikkat edin, Hamas'ın elinden serbest bırakılan rehinelerin hepsi Hamas lehine o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki. Bizim kılımıza zarar vermediler diyor. İlaçlarımızı verdiler, bakımımızı yaptılar. Sürekli bizimle ilgileniyorlardı. Kadının bir tanesi zaten kolu olmuş, 4 saat süren ameliyat yapmışlar ve onu iyileştirmişler. Ondan sonra bir de böyle bir insani muamele yaptıklarına dair çok ciddi ciddi veriler ortaya çıkıyor. Peki. Örnekler. Her bir hikaye ayrı ayrı bir Hamas propagandasına dönüşecek. İsrail'in de aleyhinde bir propagandaya dönüşecek. Bunun kaydedeni... Buna mukabil İsrail'in serbest bıraktığı rehinelerin her birisinin tek tek hayatlarına, biyografilerine biraz odaklanıldığı zaman oradan bambaşka bir İsrail manzarası çıkacak. Vahşi, işkenceci, ona zalim, hukuksuz bir biçimde insanları tutuklamış. Ya 7, 8, 9, 10 yaşındaki çocuğu almış. 11, 12 yaşındaki çocuğu almış. 20 sene hapiste tutmuş yani. Ve şimdi yeni bırakıyor. 10 sene hapiste tutmuş. Yani mesela bu
örnekler şimdi bütün dünyanın gözü önünde canlanacak tekrar. Yani abartılı mıdır tabii bilmiyorum ama 4 yaşındaki bir çocuktan bile bahsediliyor. Ya çocuk mesela şey yapıyor, yani taş atıyor. Yani biz hatırlarsanız biz Güneydoğu'da bu taş atan çocuklar problemini çok tartışmıştık yıllar evet. önce. Şimdi biz o zaman bile hani taş atan çocuk problematiğiyle karşı karşıya kaldığımızda çocuk hakikaten suçlu olmaz. Suça yönlendirilmiş çocuk vardır deyip çocuk cezalandırılmaz. Evet. Ebeveyninden belki de şeyin alınması yani suça yönlendirilmiş çocuk işte aile bir eğitime verilmesi. Şimdi İsrail öyle şeyler yapmıyor. Kendi vatandaşı olan Arap'ı veya Filistinli'yi düşman evet. olarak görüyor. Düşmandan da öte, yani insan düşmanına bile yapmaz böyle bir şey ki savaş hukuku içerisinde çocuklarını işgal ettiğiniz topraklarda. Ama savaş hukukunu tanımıyor ki, hangi maddesini tanıdı ki zaten? Serdar